Herkese merhabalar arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Yepyeni videoda karşınızdayım. Hepinizin de geçmiş Kurban Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Umarım güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Bayram işleriyle uğraşmayanlar da umarım güzel bir tatil geçirmiştir. Ben şu an işteyim, mesaideyim. Kadırgada kürek çekmeye devam arkadaşlar. Ben çok güzel bir bayram geçirmedim. Neyse, sizden de dua ve arkadaşlar iyi niyet dileklerinizi bekliyorum. Bakalım inşallah güzel şeyler olacak. Sabrediyoruz. Sabrediyoruz. Bugün sizlerle beraber Trabzonspor'un oyununu Avrupa Şampiyonası'ndaki bazı şeylerle kıyaslayacağım ve genel bir transfer sohbeti yapacağız arkadaşlar. Eğer bu elime telefonla çektiğim videolar sizi çok rahatsız ediyorsa elimden geldiğince evden çekmeye çalışacağım stüdyodan. Yani odamdan, ne stüdyosu? Allah söyletti. Odamdan. Ya, klasik. Ama iş görüyorsa zaman zaman böyle, zaman zaman öyle. Çünkü çok yoruluyorum. Çekecek hali bulamıyorum eve geldiğimde. Neyse, söylersiniz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Güzel bir Avrupa Şampiyonası oluyor. Ama Avrupa Şampiyonası'nı güzelleştiren oyunlar ve güzelleştiren takımlar favori ve en iyi takımlar değil. Böyle Dark Horse dediğimiz ya da nasıl diyeyim, böyle sürpriz, plase takımlar, tahminler, bu maçlar daha iyi oluyor. İşte Balkan takımlarının maçlarını Avrupalılar çok övüyor. Ve en çok tepki çeken takım da daha ikinci maçını oynamadığı için Fransa, şu an İngiltere çekiyor. Fransa'nın da oyununu çok beğenilmedi bu arada. Şu an en çok tepki çeken takım İngiltere. Neden İngiltere arkadaşlar? Çünkü İngiltere gerçekten kadrosu çok iyi. Santrafor'undan Harry Kane'e kadar, yani kalecisine kadar, kalecisi de bence iyi. Yani ciddi anlamda sağ bekinden sol bekine, Walker'dan işte Declan Rice'ına kadar, işte kim var başka, ne bileyim ya, Saka'sına kadar, işte stoperinde Stones, yani City'den kaç oyuncu var. Harry Kane tamam kupa kazanamadı ama ben Harry Kane'cini çok severim, Harry Kane'i. İşte yedeklerine bakıyorsun, kadroya alınmayanlarına bakıyorsun. Galiba 1 milyar euro değerini aşan bir kadroya sahip. Ve bu kadroyla oynanan oyun ortada. Avrupa ve İngiltere'den gelen yorumlara çok baktım ki Twitter hesabımda sürekli paylaşıyorum. Gareth Southgate'in oyununa karşı büyük tepki var. Yani şöyle yorumlar gördüm. Eğer Gareth Southgate pilot olsaydı ikiz kuleleri pas geçerdi. Böyle yorumlar, yani kendisine Usama Bin Laden yakıştırmaları falan yapıyorlar. Futbol katili yapıştırmaları yapıyorlar. Böyle çok komik içerikler var. Şey, yani bakmanızı tavsiye ederim. Yerden yere vuruyorlar. Zaten şöyle bir şey. Gareth Southgate bu kupayı alamazsa, finale çıkamazsa, kupayı da finale çıkamazsa takımdan yollanacak. Çünkü bu kadar kötü oyun oynamanın, tamam sana şampiyonluk getiriyor, doğru. Şampiyonluk getirmiyor diye bir durumu yok. Gerçekten de Gareth Southgate bu oyunun şampiyonluk getirdiğine inanıyor. Ve kazanacağını düşünüyor. Ama bu oyunun şöyle tehlikeli de bir yanı var. Bu oyunda başarısızlık geldiği anda şutlanırsın kardeşim. Bunun geçmişi çok örnekleri var. Bilmem hatırlayanlar var mı? Real Madrid bir ara şeye getirmiş takımın başına. Capello'yu. Capello şampiyon yaptı. Emerson'u falan almış takımına hemen. Sonra Capello'yu yolladılar. Niye? Real Madrid böyle top oynamaz. Aynı şekilde Fransa, Döşan. Tamam, Döşan şu an çok iyi gidiyor. Geçen sene final. İşte bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda biraz şanssız bir eleniş oldu İsviçre'ye karşı ama Dünya Kupası zaferi, bilmem ne, Avrupa Şampiyonası zaferi. İşte ondan önce Avrupa Şampiyonası'nda yine finalde Portekiz'e falan kaybetmişlerdi. Yani başarılı bir dönem geçiriyor Döşan. Ama Didier Döşan'ın da elindeki oyuncu havuzunun çok fiziksel özellikli olması kurtarıyor. Bence kadronun hakkını veren bir oyun o da oynatmıyor. Fakat başarı ve fiziksel güç çok yukarıda olduğu için şu an ona da çok ses çıkarılmıyor. Çünkü kadroya baktığınızda yani Real Madrid tandanslı bir kadro diyebiliriz. Yani yedeklerinde Ferland Mendy, Tchouameni, Kavaminga, Mbappe,
Yani en iyi oyuncuların olduğu takım. Ama o da hakkını veremiyor. Şimdi Trabzonspor'u nasıl bağlayacağım bu arkadaşlar? Yani misal şunu da şöyle bir örnek daha vereyim. Bu arada Balkan takımları arasında en kötü futbol oynayan takımlardan birisi de Sırbistan. Yani dün Slovenya maçı vardı. Son dakikada beraberlik geldi ama yani orada da önde Vihalovic ve Mitrovic, arkalarında Tadic. Tweet attım ben ya. Önde Vlahovic ve Mitrovic, arkalarında Tadic. Yani yolun bundan sonrasında katırlarla devam edelim. Ne aynı şey. Hiçbir dribling özelliği olan oyuncu yok. Adam eksik ve becerisi olan oyuncu yok. İki tane pivot santrafor. Arkalarında 35 yaşında Tadic. Yapamazsın kardeşim, yapamazsın. Yapamazsın. Yapamazsın bir şey. Hücum edemezsin. Trabzonspor'a nasıl bağlayacağım? Arkadaşlar Trabzonspor'da da bu oyun kısırlığını yaşıyoruz. Bu Abdullah Hoca'nın stili. Benim sadece şunu söylemek istiyorum. Dünya futbolunu takip ediyorsunuz. Dünya futbolunu izliyorsunuz şu an. Yani takip etmeseniz bile bu Avrupa Şampiyonası sayesinde zorunda kalıyorsunuz. Çünkü ben biliyorum. Ben biliyorum. Birçoğu maalesef Trabzon taraftarı futbolu biliyorum falan diyor ama bence bilmiyor. Şu an izlemek zorunda kalıyorsunuz. Peki size soruyorum. Dün İspanya'nın oynadığı oyunu gördünüz değil mi? İspanya topa sahip olma oyunu oynamak isteyen bir takım. İspanya ya, İspanya bu oyunun ağası ya. Şimdi Abdullah Hoca'ya soruyorum. İspanya bile başarısız geçen bir süreç oldu. Çünkü bir ara domine ettiler o Barcelona topa sahip olma ekolüyle. Sonrasında hatırlarsanız bilmiyorum. 5-2 mi 4-2 mi ne Hollanda'ya kaybetmişler. Van Persie'nin uçan kafa attığı maç var ya. Oradan sonra İspanya'da bir serbest düşüş. Bir sürü hoca değişti işte. Lopetegui değişti. Luis Enrique geldi. Ayrıldı. Paris'e gitti Luis Enrique bilmem ne. En son ne yaptı İspanya? Jenerasyonlar da geçti. İspanya Ligi'de değer kaybetti. Eskisi şaşasında değil. Ne yaptılar? Hoca da bulamadılar. İspanya alt yaş kategorilerinde başarılı olan bir hocaya getirdiler. Ki uzun yıllarda bütün kategorilerde çalışmış. En sonunda milli takım başına geldi. Uluslar Ligi'ne kazandı o milli takım. Şimdi belki elenecek ama çatır çatır İspanya futbol oynuyor. Yine topa sahip olma oyunu oynuyor. Ama burada bu sefer fark ne var? Zaman zaman geçişte oynuyor. Ve iki tane çalım atabilen, adam eksiltebilen, dribling özelliği olan, tempolu kanat oyuncusuyla oynuyor. Ya arkadaşlar, gidin bakın İspanya milli takımının kanat oyuncularının yaş ortalamasına. La biri 16 yaşında, 16. Diğeri de kaç? Williams kaç yaşındaydı ya? Abisi değil de bu kardeşi. Neko Williams galiba 21 yaşında mı? Öyle bir şey de şimdi unuttum. Inaki Williams biraz daha yaşlıdır abisi. İkisi de atletik. Orta sahaya baktığında takımın boy ortalaması yüksek. Misal Abdullah Hoca şimdi Mendy'yi stoper oynatıyor ya. Kardeşim elinde Rodri gibi bir adam olur. Zaman zaman 6 yaparsın, zaman zaman stoper yaparsın. Ona uygun bir sistemin olur. Ama orta sahanda oyuncu havuzun olur. Senin hem orta saha oyuncu havuzun yok. Hem öyle bir şey yapıyorsun. Sonra dikkat ettiğinizi bilmiyorum. Orta sahanın boy ortalaması yüksek. Fabian Ruiz. Gidin bakın bir 87 boyu mu ne var arkadaşlar? Ya adamlar olmasız oynuyor ya. Olmasız oynuyor. Santrofor. Tamam pivot santrofor biz de oynuyoruz. Ama dediğim gibi mesela bek. Beklerinin Carvajal ve Cucurella. İkisi de çok tempolu bekler. Bak teknik özellikleri zayıf. İkisinin de zayıf. Kurellerin de zayıf teknik özelliği. Hatta 3. bölgede zaman zaman problem yaşıyor ikisi de. Ama Carvajal ve Cucurella'nın öne çıkan özelliklerini tempo ve fiziksel güç. İspanya milli takımı bile buna döndüyse Trabzonspor'un ve Abdullah Hoca'nın bu inadından teknik fiziği kral inadından vazgeçmesi lazım. İspanya milli takımı şu an taş gibi fizikli takım. Taş gibi. Soruyorum ya soruyorum burada Abdullah Hoca'nın oyununu ve stilini beğenen arkadaşlara. Yani neye inanmıyorsunuz daha? Yani sizi daha ne ikna edebilir? Ya hocanın düşüncesinin yanlış olduğuna daha ne ikna edebilir? Ya da geçmişte bize o kadar ana avrat küfrettiniz. O kadar laf ettiniz. Yani sizi daha ne ikna edebilir?
Aman bak, İspanya milli takımı ya. Şimdi İngiltere'ye bakıyorsun. Maçlar izlenmiyor. Neyse, yorumları bekliyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar transfer gündemine. Bunlarla aslında özelinde video yapacağım ama genel bir konuşayım. Trabzonspor'da transfer gündemi bir yandan olumlu ilerliyor ama bir yandan da olumsuz problemler var. Bir, en büyük olumsuzluklardan birisi, ben size şunu söyleyeyim. Serkan Hasan bu sene kadroda arkadaşlar. Serkan bu sene kadroda. Yani Serkan kadroda olmasını olumluya yoranlara ben bir şey demiyorum. Serkan daha Pendik'te bile problem yaşayan bir oyuncu. Bırakalım arkadaşlar, bırakalım. Ya alttan gelene formasını versin ya da geçen sene Mehmetcan ya 1 milyon euroyu alırsın ya. Pazarlık yaparsın, bilmem ne yaparsın, alırsın. Görün bakın, Mehmetcan'a şimdi alacak bir Anadolu takımı. Orada Mehmetcan ortalama performans verecek. 2-2.5'a çakacaklar bir yere. Yani ben misal şeydeki neydi o çocuğun ismi ya? Karagümrük'teki sol bek. Levent miydi? Unuttum, o sol bek işte. Ben onu beğenmiyorum. Bak, Fenerbahçe'ye transfer yaptı. Bonservis kazandırdı. Ben hiç beğenmiyorum ama yani çok almışan bir şey bulmuyorum. Ama yani Anadolu kulüplerinde azıcık kıpırdayan bir bek hemen transfer yapıyor. Ya alttakine verirsin formasını ya da devam etse çocuk ya. Ya Serkan nedir yani? Nedir Serkan? Biz de zaten sakatlık geçirdi. Pendik'te olmadı. Bak, adım gibi söyleyeyim. Serkan'ı günde satmış bir FK'ya transfer olsun. Sırıtmaz. Fark yaratırsa ne oluyor? Fark yaratma imkanı yok. O kadar söylüyorum. Gelelim stoper olayına. Gigo. Gigot diye mi okunuyor ama ben Gigo diye, ya da Cicot mu? Fransa'da olan arkadaşlar telaffuzunu yazarlar. Daha önce ilgilendiğimiz bir oyuncu. Trabzonspor transferi büyük ihtimalle bitirecek arkadaşlar ama şöyle bir durum var. Trabzonspor'un normal şartlarda bu transferi daha makul bitirmesi gerekiyor. Bununla alakalı bir ayrıntılı video yapacağım. Çünkü oyuncu, gidici bir oyuncu. Umarım Trabzonspor burada güzel bir pazarlık yapıyordur. Maaş olayına itiraz etmeyeceğim. Yani itiraz etmeye gerek yok. Ülkemizin durumu belli. Ama bonservis muhabbetinde bu oyuncu zaten gidici oyuncuydu. Fransa'da yaşayan takipçiler varsa, Fransa ligini takip edenler varsa, ben yanlış diyorsam beni yalanlasınlar ama doğru olduğunu biliyorum. Gidici bir oyuncu. Yani gerçekten çok cüzi miktar bir paraya bitirilecek bir transfer. Şu an konuşulan rakamları falan duyuyorum. Yani 4-5 bandında bir şeyler konuşuluyor. Ben gerçek olduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor'un bu transferi çok ucuza bitireceğini düşünüyorum. Bitirmesi gerektiğini de söylüyorum. Oyuncunun tabii ki de şöyle bir defosu var. Bir sakatlık geçmişi var ama deneyeceğiz, yapacak bir şey yok. Deneyeceğiz yani ve liginde durumu belli. Yani ligimiz bir ahır, bir fark yaratacak. Santrafor konusunda da yani ben bir sürü takımın Onaçu'yla ilgilendiğini düşünüyorum ama Onaçu ilk 11 garantisi isteyecektir. Fenerbahçe'nin Onaçu'yla ilgilendiği söyleniyor. Yazılan Galatasaray Batshuayi ve şey yaptı. Icardi yaptı. Onlar güzel bir rotasyon yaptılar. Bizde de aslında baktığında şu an Draguş var. Ben Draguş'u ama ilk 11 düşünmüyorum bu arada. Yani açıkça söyleyeyim, Draguş ilk 11 düşünen varsa ben onu bir uyandırayım. Tamam yani Romanya, Ukrayna-Romanya maçında performans verdi, Antep maçında performans verdi ama yani ne bizim öyle bir oyun stilimiz var ne de bu tarzda bir büyük takımın santraforunun fiziksel özelliği böyle olabilir. Yani banko ilk 11 oyuncusu olarak düşünüyorsak biz Draguş'u, vay halimize. Yani menajerin yaptığı açıklamalarda hiç hoşuma gitmedi. Sanki ne yaptın kardeşim yani? Yani ne yaptın? Azıcık parladın. Ukrayna savaştan yok olmuş. Bilmem ne. Mental açıdan bitikler. Yani orada bir sürpriz yapmışsın. O yüzden benim nezdimde çok fazla bir şey yok. Hala kendisini kanıtlaması gereken bir oyuncu. İyi bir transfer sadece. İyi bir fırsat transferi. Erken bitirilmiş. Makul bir transfer olarak görüyorum. Ama gerisi yani abartı. Yok işte menajerinin yaptığı. Yok yorumları görüyorum. Ya 20 milyon euroya satarız. Benim için hala soru işareti sadece. Fırsat transferi Trabzonspor erken kaptı. Tebrik ediyorum. Yani bu transferi yönetimi tebrik ediyorum yani. Oyuncu
benim için bilinmeyen, yani oyuncu tutmazsa yönetime laf etmem. Öyle Avrupa Şampiyonası'nda iki kıpırdama bilmem ne. Yani kardeşim, bizim beğenmediğimiz Maxi Gomez'i biz Dünya Kupası'na yolladık yani. Hiç öyle gevşemeye, şımarmaya gerek yok. Yani bu arada Maxi Gomez konusuna açılmışken de o konuda muamma. Bakalım ne olacak. Kendisine kulüp arıyor. Trabzonspor hiç düşünmüyor. Ama ben size şunu söyleyeyim. Maxi Gomez var ya, Maxi Gomez. Bizim ilk eleme maçında ilk 11 santrofor olur ha. Bak ben size söyleyeyim. Bizim ilk eleme maçında Maxi Gomez ilk 11 çıkmasa bile oyuna sonradan gider. İlk Enis çıkar. Oyuna sonradan girer. Ben size söyleyeyim. Kampa çağrılır bak. Görün bakın. Hiç çağrılmayacak ama sonra kampa katılacak. Bunu ben size söyleyeyim. Enis Destan'a bir teklif olduğu söyleniyor. 4 milyon euro sonraki pay. Ben varsa direkt satarım bu arada. Hiç düşünmem. Hiç düşünmem. Benim Enis hakkında, tavanı hakkında düşüncemi biliyorsunuz. Ben tavanını çok yüksek görmüyorum. Hazır değer bulmuşken ve payla bir transferi varsa ben direkt satarım. Ama burada takdirde herkesin hak, yani takdirine de saygı gösteriyorum. Yani net bu doğrudur diyebileceğim bir durum değil. Orta saha transferinde de ben misal Delebashuru, bunun hakkında video yapmam gerekiyor aslında da küçük konuşayım. Ben normalde orta sahayı bu kadar bilinmezlerle doldurmam. İşte şimdi Mendy tuttu gözüyle bakıyorum. İlk başta hani işte Mendy, Delebashuru bilmem ne, yani bu kadar no name, bilinmez bir isimlerle doldurmazdım ama şimdi kadroda Mendy'yi artık ligin topçusu diyoruz. Lundström ligin topçusu, ligin üzerinde bir topçu diyoruz. Yani bunda hemfikiriz. Bardri var. Bardri'den de yani bazı kesim hiç memnun değil, bazı kesim memnun. Şimdi de böyle 2 milyon euroluk bir muhabbet varsa Delebashuru'yu Hatay'a da kıyak olsun diye 2,5 milyon euro artı işte kiralık miralık 2-3 topçu. Yani Poyraz'ı veririm mesela. Niye Poyraz'ı veririm kiralık? Bir zaten biz forma şansı vermeyeceğiz yani. O belli, o Allah'ın emri yani. O artık öyle. İki, Poyraz potansiyelli bir oyuncu. Üç, şimdi Hatay'ın da bir santrafor değerleme merkezi oldu. Belli yani. Diouf vardı. Çok gol yaptı. İşte bu Penza vardı. Bertu vardı. Hatay'a kiralık veririm. İşte onu veririm. Serkan'ı veririm. İşte kaleci problemim var mı? Erce kardeşler gidiyor mu? Kiralık 2-3 topçu veririm. Yani öyle, ya da şöyle NBA'de oluyor ya, draft hakkı veriyorsun. İşte bu sene 2 kiralık veririm. Seneye bir kiralık anlaşması daha yaparım Hatay'a. Yani böyle şeyler işte, küme yani anlaşma yaparım. Yani bunu bilmiyorum. Bu anlaşma repertuarımızı genişletmemiz gerekiyor işte. Yapacaksın. Delebashuru 2 milyon euro alıyorsun ama Hatay deprem, yani bir felaket oldu. Depremden dolayı çok ağır etkilendiler. 2 milyon euroya direkt konmak istemiyorsundur. 2 milyon euro artı işte 500 bin euro, 1 milyon euro taksitli yaparsın ekstra. İşte 3 milyon euro yaparsın, 2,5 yaparsın. Dersin ki ben bak 7'ye gidecek adamın ama ben kaptım adamını. Sana 2 tane de kiralık veriyorum. Seneye de 1 kiralık oyuncu vereceğim. Küme düşersen de 2 kiralık vereceğim. Böyle anlaşmalar yani yapılabilir. Mantıksız değil. Yani misal şimdi Yunus Emre Çift vardı. Pardon, Yunus Emre Çift miydi Samsun'daki? Bir de Sivas'ta bir çocuk daha vardı. Sakatlandı, Brentford'a gitti. 5'e gitti misal. Yani bunu tabii ki de yani Avrupa'yla yarışamazsın ama farklı anlaşmalarla, işte uzun yıllara yayılan böyle anlaşmalarla yapılabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence. Yani bence. Yani ne bileyim, bir dünya oyuncum var. İşte denemelik oyuncu alıyorsun. İşte Kerem Şen'i, Merem Şen'i bilmem neyi aldık. Hiç oynatmadan bir İstanbulspor'a yolladık ama bayağı da bir uzun sürede kulübede durdu. Yani mesela bu adamlara gene yatırım yapıp kendi anlaşmalarımızla böyle kulüplere yollayabiliriz. Yani oradaki oyuncuları satın almak için. Bilmiyorum. Neyse, kolum da yoruldu. 20 dakika oldu arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir canlı yayın gelecek bu arada.
bir hocamız var, abimiz, teknik direktör. Kendisiyle bir münazara yapacağız. O Abdullah Hoca tarafında, ben de ona muhalifim. Bir düello yapacağız. Sizlerin huzurunda, sizlerin sorularıyla. Umarım beğenirsiniz. Ben duyurusunu yapacağım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.